Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu, yine bir günlük vlogla karşınızdayım. Trendyol alışverişlerim geldi ve onları beraber açacağız şimdi. Önce bir şunu merak ediyorum. Burada kitap var ama sanki eksik diyecektim. Hayır. Ben 3 kitap sipariş etmiştim. Bir tanesi çok inceymiş. Ali Şeriati'nin İnsanın Dört Zindanı kitabını aldım. Ondan sonra İbn Arabi'nin Nefsini Bilen Rabbini Bilir kitabını aldım ve Pierre Frank'ın Rezonans Kanunu kitabını aldım. Bunlar İslamcı kitaplar. Bunlar da sanki biraz İslam'a ters gibi şeyler ama ben okumayı seviyorum. Yani ne aşırı İslamcıyım, ne aşırı dindarım. Sadece her yönden, her telden okumayı seviyorum. O yüzden bunları aldım. Güle güle de okurum inşallah. Ondan sonra şunu açalım. Burada da bir şey. Çocuklar, çocuklar. Gelin burada durun, tamam. Ama cam açık. Bak üşürsünüz. Ölürsünüz. Vallahi beni ilgilendirmez. Madem bu kadar carlıyorsunuz. Salonun şurada camı açık da ben kuşların üşüyüp ölmesinden çok korktuğum için kuşlar soğuk şeylerde mutlaka şeyde duruyorlar. Kız açılmadı ya bu. Kuşlar benim kapımı dağıttı. Gene açılmadı. Şimdi açılacak gibi. Biraz agresyon. Dur bakayım, gel. Ondan sonra bir tane de. Aa, kız sol. Kim bu? Efendim. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Ay, kargo kabul günü. Eğer yurt içi kargo geldiyse onu alamayacağım. Çünkü şey, kapıda nakit ödemeydi o. Ya ben bunu Nutraxin sipariş ettim. Bana Solgar gelmiş ya. Solgar'ın bromelain ürünü. Şaşırdım yani. Yemek zamanı günde 2 kere bol suyla alınız. Bunu neden aldım? Onu da söyleyeyim size. İçinde ananas ekstraktı gibi bir şey var. Ananasın böyle şey kısmından mı ne işte neyse. Ödem atıyormuş. İnsan vücudundaki o fazla suyu, tuttuğumuz o suyu atıyormuş. Bir de bir sürü faydaları varmış. O yüzden aldım. Neyse. Ay, inşallah şey değildir ya. Yurt dışı kargo değildir. Boşa da çıkmasın. Adam da direkt kargomuz geldi dedi. Ne yapayım? Şimdi Trendyol'dan bir de gömlek aldım. Şöyle bir kez pembe bir gömlek. Bunu zaten daha önce de şey yapmıştım ben. Beyazını, mavisini, pembesini, açık pembe böyle. Bebe pembesi gibi bir şeyini almıştım. Ondan sonra şimdi de bu rengini aldım. Ha, MNG. Tamam. Şöyle bir şey. Ne derler? Gömlek. Ya sanki bir şey söyleyeceğim. Gömleğin kalitesini şey yapmışlar, düşürmüşler gibi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra bir tane de tayt aldım. Bu da fitili tayt. İsteyen olursa aşağıya Trendyol'dan aldığım linkleri gönderirim. Şey yaparım yani, bırakırım. Bu da şöyle bir fitilli bir tayt. Bel kısmı böyle bayağı sıkı duruyor. Ondan sonra bendeki LXL olanı moşu oluyor. Ne kadar sert. Beğendim. Güzel. Sen de böyle fitilli tayt aldım. Ben yıkamadan giymiyorum. Yani direkt depodan da gelmiş olabilir. Bu birileri denemiş evde, beğenmemiş. İade etmiş. Öyle geliyor da olabilir. O yüzden
bilemeyiz. Bilemeyiz de bilemeyiz. Ben hiçbir şeyimi şey yapmıyorum yani. Önce denemeden olmuyordu. Şimdi bunu da böyle koydum. Bunu çöpe atarız. Hatta bir çöpe atalım. Tamam. Ve iki lokma bir şey yiyeceğim. Karnımı doyuracağım. Ondan sonra da şey yapacağım. Emirgan Botaniğe gideceğim. Dükkan için şeyler bakacağız. Sarmaşık böyle bitki. Artık o an benim kafama hangisi uyarsa öyle bitkiler alacağız. Şimdilik görüşürüz dostlarım. Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, ben eve geldim. Şimdi açlıktan öldüm. Ve kendime bir yemek isteyeceğim. Ya bir duş. Gerçekten. Sana bugün mama yok. Sen bugün aç bir köpek olarak hayatına devam edeceksin. Çünkü birazcık hastasın. Veterineri aradım. Ara ara olan bir şey bu. Bugün mama vermeyin dedi. Bir tane de ilaç söyledi. Ondan sonra onu aldım. Bir de onu yutturmam lazım papyona. Şimdi biraz kıymalı patates yemeğim vardı. Kıymalı patates yemeğim de ısıtacağım. O arada da şöyle 1 dakika 20 saniye ısınsın. O arada da sizlere aldıklarımı göstereceğim. Şimdi ilk önce ben evde yokken kargo geldi. Onu açıp bir göstereyim sizlere. Şey aldım. Tava aldım. Ve tabamı göstereceğim. Siz yapmayın ama ben yapıyorum. Bıçakla açacağım. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın arkadaşlar. Ne, dolap öyle miydi be? Faturanız kutunuzun üzerine yapıştırılmıştır. Hani be? Ha, şu mu? Neyse. Aa, ne güzel sormuşsunuz bunu patlatlara, bilmem nelere. Arkadaşlar biraz sessiz olur musunuz ya? Kız ne aldım ben, bir tava alayım dedim ama. Vay. Ne gönderdiniz bana? Dur bakayım. Ay, bu patlatları saklasam iyi olur aslında da. Çöpte biriktiremem ya. Birazcık da kendime saygılı olayım yani, nedir? Şöyle aslında bir şeyler, hani size falan arada çekiliş gönderiyorum ya. Şöyle sarmak güzel olurdu. Neyse artık, size gönderdiklerim kırılırsa biraz söversiniz, edersiniz. Kardeşim açılsana. Açıl bakayım. 30 santim granit. Aman Allah'ım. Tavamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Tertemiz, mis gibi. Sensüel bir okşama. Gerçekten bakayım. Çiziksiz, çarıksız, kırıksız, döküksüz. Misler gibi. Ya saçım çok kötü. Neyse, yapacak bir şey yok. Tertemiz gelmiş gerçekten. Karaca'dan aldım. Fiyatı 159 liraydı. Ay, mükemmel balık tavası. Şey, kızartma tavası. Bir şeyler tavaları. Şimdi bunu gösterdim. Bunu makineye atacağız. Bakın, makinede yer var mı ayol? Aa, makinesinde yer yok bu kızın. Dur bakayım, var gibi de duruyor. Şimdi var da diyemem, yok da diyemem. Sizleri kandırmak istemiyorum. Bir sokuşturmaya çalışayım ama. Tam da böyle bir iteleyim. Şöyle. Bakayım. Şöyle sokarsam. Bu makinenin zımbırtısı dönecek mi? Dönüyor kız. Azıcık sürt çarpıyor ama bir şey yok. Ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? Dur bakayım. Şu bulaşık makinesine çalıştıralım. Aa, burnumun direkleri kırıldı, yemin ederim. Çok pis bir insanım gerçekten. Neyse, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Alışverişlerimiz bitmedi. Şimdi başka ne aldım? Şunu şuradan çekeyim. Metro Market'e gittim ya. Dur bakayım, size azıcık şöyle çevireyim. Heh. Metro Market'e gittim ya. Metro Market alışverişim. İki tane bıçak aldım. Bir tanesi ekmek bıçağı. Ya gerçekten arada sırada lazım oluyormuş. Ucuz bir şeydi böyle.
Yani 14-15 lira falan bir şeydi herhalde. Bir tane de şöyle şef bıçağı aldım. Ya çok seviyorum. Gerçekten bıçak çok seviyorum. Sonra bir tane kestane şekeri aldım. Kestane şekerine bayılırım. Sizler de benim kestane şekerim sayılırsınız, bebeklerim. Sizleri de çok seviyorum. Paşabahçe'nin Cihangir altılı çay bardağından aldım. Bunu hocaya aldım. Çünkü hoca böyle büyük bardaklarla falan çay içmez. O yüzden ona bunu aldım. Yani küçük bardak, bununla çayını içsin. Artık önümüzdeki yıl falan vermek nasip olur herhalde. Sonra bir tane tembel işi rende havuç aldım. Burada tam olarak 1 kilo rendelenmiş havuç var. Bunun fiyatı da 11 liraydı. Bence iyi. Yani. Hoppa. Şöyle koyalım. Sonra aşkımla kavuştuk arkadaşlar. Kivi aromalı içecek tozu, yani kivi çayı. Full kanser ama, full ama. Full zararlı. Yani böyle roket olmayı hızlandıran bir şey. Ama çok seviyorum. Çok seviyorum. Her akşam bir 5 bardak içerim yani. Nedir? Çok iyi. Sonra bir tane katmer aldım. Bunu enişteniz lokumsu Bey'le beraber şu yeriz diye düşündüm. Bunu bir açayım kız. Açalım da bir bakalım neymiş bu. Neymiş? Nem. Lokum Bey'le yiyelim ve Lokum Bey'le görüştüğümüz yok ki Lokum Bey'le yiyelim. Kendisinden biraz şikayetçiyim. Söyleyeyim mi? Şimdi bunu kaldırıyorum. Bunu ne yapıyormuşsunuz biliyor musunuz bu arada? Bu iki tanesi 27 liraydı. Şimdi yapışmaz tavayı orta ateşte biraz ısıtarak ısınan tavaya bir tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyebilirsiniz diyor. Katmeri tavaya koyunuz. Bir yüzünü 2 dakika, diğer yüzünü 1 dakika kadar kızartınız diyor. Mikrodalgada pişirmeye uygun değilmiş. Büyük ihtimalle içerisinde katı yağ var. Aynen. Ondan sonra bu da. Bunun da içerik kötü. Bunun da içeriği rezalet. Ama olsun. Madem Lokum Bey'e sinirliyiz, yediririz. İtele gitsin. Şimdi bir şeyler daha aldım. Bekleyin, gitmeyin. Gitmeyi istedim. Bir şeyler daha aldım. Ne aldım? Hava yağmurlu, bir de ben papyon çiçeği çıkaracağım. Artık ben yoruldum. Artık kendin çişe çık. 8 yaşındasın ya. Senin cebine para koyup seni bakkala gönderebileceğim yaştasın ya. Camdan izlemelik yaştasın. Ama sen asla asla bana bağlı mısın? Aynı bir mal. Mal gibi bana bakıyorsun. Ağzını yiyorum senin. Senin ağzını yiyorum ben. Şimdi bir de Makro Center alışverişim. İki tane soda mozzarella. Bunda bir alana bir bedava vardı. Son kullanma tarihleri de 12 Mart. Tarihine de bayağı var yani. Domates, mozzarella ve fesleğen çok severim. Biliyorsunuz aslen İtalyanım. İtalya'dan göçmüş bizim. İtalya'dan gelmiş herkes. Bir tane pazı aldım. Şu an pazı nerenin kız? Karadeniz'in mi pazısı var? Şu an Laz'ım. Şu an Karadeniz'e doğru evrildim. Pazıyı da şey yaparız. Böyle salçadan böyle nim 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 güzel bir şeyler yaparız işte. Boş verin. Çifte kavrulmuş fındık aldım. Aganigi, naganigi. Tane şey reklam var. Fındık reklamı vardı. Artık Fisko Birlik reklamı mıydı? Yoksa başka bir ne bileyim tadımın falan reklamıydı bilmiyorum ama aganigi naganigi diye bağırıyordu bir tane dayı. Çok komikti ya. İşte. Sonra Rossmann'dan bir tane bez aldım. Bu bezi çok seviyorum. 40'a 60. Bir tane var. Elim hep ona gidiyor. Cam falan çok güzel siliyor ama aslen yer beziymiş bu. Aynen. Mikrofilament yer bezi. Mikrofilament kim bilir ne demektir? İnşallah bir küfür değildir, bir hakaret değildir. Ondan sonra bir tane daha aynı markanın temizlik bezini aldım. Bu da herhalde 40 santim ve 40 santim.
Şöyle ve bunlar yüksek ısıya da dayanıklıymış. Yüksek yıkama dayanımı diyor. Ben bezleri makineye 90 derecede atıyorum çünkü. Bunu biliyorsunuz da büyük ihtimalle. Çorbam da sıçtığım bir yerlere. Şöyle. Yemeğim soğuda yok. 10 dakikadır konuşuyorum şimdi. Nem nem nem. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine. Patates yemeğine bayılırım. Hoca da çok sever. Ama maalesef. Sonra bir tane Procudent'in diş ipini aldım. Nane aromalı. 75 metreymiş bu. Bunun fiyatı 22 liraydı. Sonra benim şeyden de vardı. Çöpe gidenden. Yani bitip bitenler. İşte biteninden de ben. Asla konuşamıyorum. Ben de vardı ondan da. Ondan sonra. Orada vardı ondan da. Bende olandan orada da vardı. Ve kız. Sağa sola giden bir şeymiş ya bu. Bakayım. Ah, bu nane kokusu. Güzel. Şurayı biraz israf edelim. Şöyle. Diğerine benziyordu. Diğeri 25 metreydi. 33 liraydı. Bu 75 metre 22 lira falandı. İnşallah şeydir yani güzeldir. Çünkü yani herhalde iyidir diye düşünüyorum. Dişlerimi de acıtmaz umarım diye düşünüyorum. Evet. Şöyle. Ne yazıyor kız? Alt çenede bir şey yazıyor burada. Alt çenede ipi işaret parmağınıza... Ama... Dünkü çocukmuş kardeşimiz ya. Ve ben karnımı doyurmaya gidiyorum. Şunları falan da bir makineye atayım. Ben bir makineyi çalıştırayım. Yani insanlar bunları elde yıkıyor. Siz ama çok kaliteli bıçaklarınız varsa sakın makineye atmayın. Çünkü çabuk körelirler falan filan bir şeyler olurlar. Çok bildiğim şeyler değil ama atmayın makineye. Kaliteli, iyi, böyle sağlam bıçaklarınız varsa. Şöyle. Yok, bu yok. Bu yok, şu var. elde yıkamanızı tavsiye ediyor herkes. Elde yıkamamızı ama ben hepsini makineye atıyorum. Çabuk şey oluyorlar burada. Gerçekten çabuk köreliyorlar. Ama bileyleme şeyim var. Tabi bileylemek de bileylerken bıçak da şeyinden kendinden kaybediyor haliyle. O yüzden elde yıkayın. Bunun şeyini güzel çıkaramadım. Gel kız senle çıkaralım. Ondan sonra şunları güzelce bir makineye atayım. Makinemi çalıştırayım. Şöyle. Çok kaliteli bir şey almak istemedim. Bunun markası Pratik. Yerli üretimli bir şeymiş. Bu aralar biliyorsunuz ekonomi kötü. Yerli üretim şeyler yurt dışından gelenlere göre daha ucuz. Ve sonuçta bizi bizden başka kimse düşünmez. Bu aralar yerli üretim şeyler almaya da özen göstermeliyiz. Ama mesela şey de var. Yani şimdi ben bu bezi isterim yerli üretim olsun. Bu yerli üretim bir şey değil. Hayır bu da yerli üretim galiba. Mogül Tekstil diyor. Bayrampaşa'ymış. Türk malıymış. Tamam Türk malıymış. Yani mesela Parex'ler falan da Türk malı. Hatta Parex'in sahibi hocanın çok yakın bir arkadaşı. Ben pek sevmem kendisini. ama Parex'ler falan cep yakıyor yani. Gerçekten çok aşırı pahalı. Daha ucuz, daha muadil şeylere de elimiz gidiyor. Ama mesela bu bıçakta da hani bu çok ucuz bir bıçaktı. Yani. Bu ikisi aşırı ucuzdu. Ay 13 dakikadır konuşuyorum. Görüşürüz. Birazdan gelirim geri. Bir sonraki günden herkese merhaba. Dün videom kaldı öyle. Çünkü misafir geldi eve. Misafir varken de asla video çekemiyorum. Şu yepyeni, yepisini bıçağımla bir şöyle değişikli bir omlet yapacağım. Otlu omlet yapacağım daha doğrusu. Değişik değil de bu. Şuradan bir tane kase alıyorum. Buna yumurta kıracağım. İçine otları koyacağım. Ondan sonra çırpacağım. Biraz da kurutulmuş füme et vardı. Ondan koyarım. Bir parça belki kaşar peyniri koyarım. Ondan sonra ve bunları bu şekilde pişireceğim.
video büyük ihtimalle biraz uzun olacak. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Azıcık tuz koyalım. Bir avuç kadar falan. Azıcıktan anladım. Bugün böyle kendimi aç hissediyorum. Aç uyandım bugün. Allah'ım bıçağımın güzelliği ya. Şu kesiş aman Allah'ım. Ay vallahi şey yapsam keşke. Kat ASMR. Böyle sürekli bir sebze meyve bir şeyler kessem dursam burada böyle. Çok tatlı olmaz mıydı? Biraz da üstünden şöyle geçelim ki güzelce kıyılsın bunlar. Dün Bauhaus'tan hiçbir şey almadım. Bugün alacağız. Hoca gelecek. Hocayla beraber alacağız. Sonra yarın bana kaynanalık yapmasın. Ben ona yaptım ya, bana yapmasın. Çünkü şeyde bekliyor. Gardını almış halde bekliyor böyle. Ben de bir şey kötü yaptım da o da bana bir şey söylese diye bekliyor sanki. O yüzden dedim ki tek başına olmam. Sen geleceksin, beraber alacağız. Bir de aplikleri alacağız. Ondan sonra masaların üstüne şey kestireceğiz. Ham ahşap bizim masalarımız ve yani şey geçen gün Metin abi şey diyor. Ya diyor sandalyeye diyor oturuyorlar diyor. Şöyle kendini geri atıyorlar. Çat diye kırılıyor, kırıyorlar. Kırılıyor sandalyeler dedi. O kadar güldüm ki ama o kadar komikti ki. Ondan sonra biz de hani bu tarz zarar vermelere karşı masamızın üstüne şey alacağız. Kestireceğiz daha doğrusu, böyle şeffaf plakalar kestireceğiz. Plastik hem siler geçeriz. Biraz daha şey olur, masaya işlememiş olur kirler falan. Şöyle iki dilim de kurutulmuş füme. Burada üç dilim var ama. Şunun iki dilimini alalım. Bir parça, bir parça. Ya kahvaltı yapmayı çok severim ben. Ama böyle şey kahvaltılara da gitmeyi sevmem. Dışarıda böyle ne derler ona. Ya böyle serpme kahvaltılar oluyor ya. Mesela iki kişi, üç kişi serpme kahvaltıya gitmeyi sevmem. Niye sevmezsin Cansu diyecek olursanız da. O arada şu ocağın altına çık kız. 5, 6, 7. Ondan sonra birazcık da şuradan fişekten, bunu size göstermiştim. Metro markette gösterdiğim fişek bu. Gerçekten çok çok iyi oluyor ya. Aşırı iyi oluyor yani. Mesela 6 kişi, 7 kişi, ne bileyim 4 kişi, 5 kişi gittiğiniz zaman hani serpme kahvaltı söylemek mantıklı. Herkes bir şeyleri yiyor. Ama 2 kişi olup da serpme kahvaltı söylediğinizde hiçbir şey yenmiyor. Ve o masadan tekrar geri gidenler bir başkasına mı gidiyor? Çöpe mi atılıyor? Hani bunu da bilmiyoruz. Mesela reçeller geliyor, bir şeyler geliyor, bu karma karışık. Ondan sonra ondan ben çok hoşlanmıyorum. Ama mesela böyle şey, hani işte yiyeceğin kadar, atıyorum bir peynir tabağı söylüyorsun. Ondan sonra yanına bir yumurtanı, menemeni bir şeyini söylüyorsun. Öyle kendi seçme özgürlüğün olan bir şey olduğu zaman onu seviyorum. Ama serpme kahvaltı sevmiyorum. Ve evde kahvaltı hazırlamaktan da genelde çok üşeniyorum. Şimdi bu böyle bir şey oldu, karışım oldu. Ondan sonra bunu şöyle tavama dökeceğim. Bol otlu, dereotu, maydanoz var içerisinde. Başka hangi otlar gider buna? Ya yani Ege otları falan da gider. Ama tabii yok, Ege otumuz yok. Keşke olsa. Arada sırada dışarıda ebe gümeci görüyorum. Köpeklerin çişini yaptığı yerde. İçim böyle şey oluyor. Bir an tereddütte kalıyorum. Diyorum ki ya toplasam ne olur ki yani? En fazla ne olur ki falan diyorum ama yok. Bir de şimdi şuradan şöyle bir kase alıyorum. Şurada birazcık dereotu kalmış, bunu atalım içine. Ve salatalık doğrayacağım. İki tane salatalık soyuyorum. Salatalık evde en kolay şey olan ya, bozulan ya, hemen böyle suyu çekilip pörsüyen bir şey. Anneannemin memişkoları gibi. Ya da babaannemin.
öyle olduğu için de ben çok şey yapamıyorum. Eve almıyorum, evde tutamıyorum çünkü. Tek başımayım. 2-3 tane aldığım zaman kalıyor. Ne bileyim, 1 kilo zaten yarısı bozuluyor. 2-3 tane aldığımda en sonunda hani şey diyorum, aman cacık yapayım da şunları yensin falan diyorum ama 1 kilo falan aldığımda asla. Mutlaka bir kısmı çöpe gidiyor onların. Ay, bir de böyle şey, ince çıtır şeyler. Bunları şöyle bölelim. Çok acı şey böldüm. Şöyle böldüm. Bıçağım çok güzel ya. Bana böyle bütün gün bir şeyler verseler de bütün gün bir şeyler doğrasam burada çok güzel olurdu. Başka kısımlarını alıyorum. Papyonun midesi kötü olmasa mesela ben bu soyduğum kısımları papyona veriyorum. Ama birazcık şey, kötü midesi. Geçen akşam sabaha kadar kustu. Ve salatalık da dişleri için mi ne iyiymiş. Öyle bir şey duymuştum. Şöyle bir de siyah minik domateslerim var. Şu şekilde. Biraz da bunlardan doğruyorum. Ben bir kere bir yere gitmiştim. Bir diyetisyen vardı. O bana dedi ki çok fazla domates yeme. Domates vücutta su tutar. Ödem yapar demişti. Ondan sonra. Sonra ben bir süre domates yemeyi bıraktım. Ya ve sanki doğruydu. Ben de emin olamıyorum. Çünkü bilemem. Ne bilemem ya. Nereden bileyim. Aa, birazcık bir peynir çok yakışırdı buna ama neyse. Neyse artık. Şunu bir kaldıralım. Salatalıklarımıza da bir avuç tuz koydum. Ve şu garibim bir çevireyim artık. Çevireyim de neydi? Çevireyim. Kız benim spatülüküm nerede? Spatülüküm. Siz bir spatülük olsanız nerede olurdunuz? Şunu spatulayla çevireyim. Madem ürünlerine kimlerini attım. Aa, bunun arasına kaşar rendelenirdi. Böyle üstüne kapatılırdı. Böyle üstüne bastırılırdı falan. Ama neyse, şimdi konumuz. Konumuz bu değil. Gidim, sen niye çıkmıyorsun? Aa, tam şey olmamış kız. Her yakası yapışmış anam bunun. Her yakası. Aa. Seni biz yağladık da. Allah Allah. Şöyle ikiye bölelim. Yağını mı az koydum acaba ben? Hı-hı. Hı-hı. Şöyle çevirelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Umut Fakir'in ekmeği ne yapalım? Hı-hı. Şöyle. Tamam, ben artık gideyim. Sizleri kullandım kahvaltı hazırlarken. 10 dakikadır da konuşuyormuşum. Bu video 100 saatlik olmasın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.